Ülker gördüm İsmail Bey. Ülker tarafında da yine bilanço beklentisi yani 2024 yılına yönelik en güçlü şirketlerden bir tanesi. Özellikle de 12 aylık bilanço ciddi anlamda sürpriz yapmıştı. Bunun fiyatlaması açıkçası piyasada çok görülmedi. Yani bunun fiyatlamasını halen oluşmadığını görüyoruz. Ama burada ciddi bir volatilite dikkatimi çekiyor. Özellikle de bugünkü işlem hacmi oldukça yüksekti. Ve hisse senedi kritik 118 direncine çok yaklaşmış durumda. Çünkü orada 118'ler aşıldığı andan itibaren artık hiçbir engel kalmıyor hissenin önünde. Üstler serbest. Serbest atış mı diyelim artık. Ve temeli iyi olan hisselerden bir tanesi. Teknik olarak da hisse senedinde tepeleri birleştirdiğimizde açıkçası burada kısa vade için yani mikro bazda 125-124 seviyeleri ilk aşamada hedefi olabilir ama buranın aşılması bambaşka bir boyutu gündeme getirebilir. Destek olarak aşağıda hisse senedinde 110 seviyesini görüyoruz. 110 seviyesinin altındaki kapanışlar da büyük bir ihtimalle hisse senedinde 103-60'ları destek haline getirebilir. Şimdi özellikle de hisse senedinin 110 seviyesinin üzerinde kalması yukarı yönlü potansiyeli arttıracak. Ama 110'un altındaki bir fiyatlama aşağı yönlü bir satış baskısını arttıracağı anlamına gelecek. Yani bizim her iki yönde de destek ve dirençlerdeki alacağımız aksiyonlara karşı hazırlıklı olursak sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden aşağıda 110, yukarıda da 120 civarı direnç olarak karşımıza çıkıyor.